Bilgisayar denince akla ilk olarak yüksek işlem gücü performansı ve ışıklı dış görünüşüyle herkesi cezbeden oyun bilgisayarları geliyor. Bir oyun bilgisayarı alırken dikkat edilmesi gereken önemli kriterler nelerdir? Cevabı haberimizde. Oyun bilgisayarlarında ekran kartı, işlemci, RAM seçenekleri biraz daha performanslı olmak zorundadır. Ofis bilgisayarlarında biraz daha basite indirilebiliyor. Ama oyun bilgisayarlarında yüksek performans tercih sebebidir her zaman için. Oyun bilgisayarları en üst seviyede performans sağlayan bilgisayarlardır. Bu bilgisayarların herhangi bir şekilde ofis uygulamaları, internet uygulamaları ya da çizim programlarını çalıştırmama gibi seçeneği olamaz. En doğru oyun bilgisayarı tercihi tamamen kullanıcıyı bağlamaktadır. Bu bütçesine göre değişir. Oynamak istediği oyunlar, oyunların varsayılan ayarlarıyla mı oynamak istemesi, maksimum kapasitede mi oynamak istemesiyle alakalıdır. Hangi bileşenler kullanılırsa sistem kullanıcıya en iyi oyun deneyimini sağlamalıdır. Bunun için de yüksek uyumluğa sahip bileşenler seçilerek sistemde yavaşlama ya da gecikmeler olmadan oynayabilmesi için ayrıyeten oyun bilgisayarlarında fiyat performanstan ziyade soğutma sistemleri, kullanılan bileşenlerin birbiriyle uyumları çok önemlidir. Özellikle de oyun bilgisayarları seçilirken güçlü bir power supply olması çok önemlidir. Güç kaynakları, yani power supply dediğimiz sistem güç kaynağıdır. Silver, gold, platinum olarak üst seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Bilgisayarın daha verimli çalışmasını sağlar. Ayrıca de soğutma sistemi de oyun bilgisayarlarında çok önemlidir. İşlemcinin, RAM'in, ekran kartının soğuk çalışması daha performanslı çalışmasını sağlayacaktır. Özellikle oyun kasalarını seçim yaparken geniş kasalar tercih edilmesinin sebebi hava sirkülasyonunun çok fazla olmasının sebebinden kaynaklanır. Oyun bilgisayarlarında soğutma ve hava sirkülasyonu çok önemlidir performansı için. Özellikle de oyuncu notebookları alınırken de hava sirkülasyonu ve soğutma çok önemli olduğundan dolayı bu ekran kartı ve işlemciyi ne kadar soğuk tutarsak o kadar performans vereceği için notebookların yanında kaliteli bir notebook soğutucu almalarını kullanıcılarımıza tavsiye ederiz. Donanımlardan sadece birinin en yüksek seviyede seçilip kalan diğerlerinin düşük seviyelerde modellerden seçmek doğru tercih olmayacaktır. En düşük seviyede seçilen donanım yüksek performanslı diğer bileşenlerin performansın düşmesine sebep olabilir. Örneğin 4K çözünürlükte oyun oynamak istediğiniz bir sistem için en iyi ekran kartını alıp depolama için hard disk satın alınması oyunun kesintili ya da duraklayarak oynanmasına sebep olacaktır. Benzer şekilde oyun üreticileri tarafından önerilen sistem yapılandırmaları incelenerek bütçe doğrultusunda bir üst seviye donanımlar alınması hem oyun keyfini artıracak hem de kısa sürede yeni donanım alma gerektiğini ortadan kaldırılacaktır. Sistem toplarken belirlenecek ilk bileşen işlemci olmalıdır. İşlemci seçiminin ardından da bu işlemciyle uyumlu anakart seçimi yapılmalı. Diğer tüm bileşenler işlemci anakart uyumluluğuna göre seçilmelidir. Ortalama bir oyuncu bilgisayarı toplamaya çalışan arkadaş tabii ki bunda özellikler çok çok önemlidir. Hepsinin fiyat performansa göre değişim sağlamaktadır. Ama giriş seviyesi olarak ortalama bir kasa toplamak isteyen kullanıcılarımız 20.000 TL'yi göz ardı etmeli. 20.000 TL'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar bilgisayar toplanılabilir. Bu istediği özelliklere göre değişebilir. Ekranında değişiklik yapılabilir, monitöründe, ekran kartında değişiklik yapabilir, işlemcisinde, RAM'inde, SSD'sinde kendi kullanacağı özelliklere göre bunu konfüre edebilir. Güzel bir oyun bilgisayar sistemini toplamaya kalktığımızda kasa olarak nitelendirdiğimizde 20.000 lira civarında bir kasaya ortalama bir ödeme yaparız. Yaklaşık 4 ila 10.000 TL arasında monitöre fiyat biçebiliriz. Onun dışında kulaklık, klavye, mouse, mekanik klavye, hisli klavye, RGB'li klavye olarak bu müşterimizin tamamen seçeneğine göre değişmekte. Ortalama 1000 TL ile 5000 TL arasında da bunlara bütçe ayırması gerekir kullanıcılarımızın.